Merhaba, Podgorica'ya hoş geldiniz. Aşka inanıyorum, inanmıyorum. Hanımı seviyor mu, sevmiyorum. Üçünde. Hoşlanıyor mu, hoşlanmıyorum. Yok abi, hikaye abi. Hikaye. Benim çocukluk arkadaşım, ben tur şoförü örneğin. Telefonu çıkardı, iPhone mıydı? Çıkardı, kaydı, attı. Kanki telefon aldım. Hani yok, benim stresim var. Hani kafaya takmam hayatı. Aynen. Akışına bırakırım. Çünkü her yaşın bir kıymeti var, bir değeri var. Anlatmaya kalksana. Ama ben alemci adamım ha bana. Ben alemci dediysem içkiyi sevmem ha. Ama içkiyi de ver bana. İstediğin kralını getir. Masada kalır, ben çıkarım. Bak. Bununla şahitlerim de var halkın. Ama içkiyi sevmem. Aynen. Şu kadar parça bana ekmek ver, daha içemem. İçemem. Karadağ Avrupa Birliği'ne girmek üzere. 2025'te tahminlere göre Avrupa Birliği'ne girecek Karadağ. Ne oluyor tabii? İnsanlar şimdi yatırım yapmaya çalışıyor buraya. Özellikle şirket kurma olayı. Çok insan burada kandırılmış. Şöyle paraları görüyorsunuz. 40 euro. İlk başta burada Covid diye tanı konulmuyor. Yüksek ateşli inatçı bronşit deniyor bunun ismine. Şimdi yavaş yavaş artık herkes zaten Covid'i geçirmiş veya aşısını olmuş. O yüzden fazla insanlar umursamıyor gibi bir şey. İşte şu bir ya. Ama bize 10.5 şu an ya. İnanabiliyor musunuz? Şu ya 10.5. Şimdi burada görüyorsunuz saat kulesini. Osmanlılardan kalma ender yapılardan bir tanesiymiş bu. İçine girilmiyor şu anda. İçeri şu anda sadece kuşlar girebiliyor. Biz de kuş olmadığımıza göre giremeyiz yani. Şöyle devam edelim biz. Kısaca araya giriyorum. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olarak yolculuğuma en iyi desteği vermiş olursunuz. Abone ol tuşunun yanındaki zili açarak da paylaşacağım videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Son olarak da şunu ekleyeyim. Olumlu veya olumsuz bütün öneri, eleştiri, yorum hepsini yorumlar kısmında bekliyorum. Dün tıraştan sonra yüzüm gözüm açıldı vallahi. Kendim bile daha böyle ferah bakıyorum dışarı. Aynı zamanda Karadağ'dayım artık. Yani denize kıyısı olan bir yerdeyim. Muhtemelen bu saatten sonra hava da hiçbir şekilde soğumaz diye tahmin ediyorum. Haziran, artık Haziran'ın ikinci haftası. Artık soğumayacaktır. Soğumasın. Böyle sörflü mörflü tişörtleri giydik artık. Şimdi merkezden biraz uzak olduğum için her zamanki gibi merkeze doğru yürüyeceğim. Muhtemelen bir saat falan. Yürürken de size biraz PCR'dan ve geçişlerden, sınır geçişlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü aldığım en çok soru o yönde. Özellikle Instagram'dan çok fazla soruyorsunuz. Neredeyse bütün yorumlara tek tek dönmeye çalışsam da özel mesajlara, özellikle Instagram'dan gerçekten dönemiyorum. Bir de neden bu kadar çok yürüyorsun diyenler oluyor. Hatta biri şey yazmıştı galiba. YouTube para vermiyor mu? Neden işte hala yürüyorsun falan gibi. Ya yani yürümenin hem parayla ilgisi yok hem de şöyle bir şey var. Yani Euro'ya inanın ne YouTube dayanır ne Instagram ne başka bir şey. Şu an Euro'nun bizim para birimimize karşı değerini biliyorsunuz yani. Hatta şöyle bir şey yaşadım ben yolda. Buraya Podgorica'ya gelirken Novi Pazar'dan, Sırbistan'dan sınır geçişi yaptıktan sonra
Hani otobüs duraklarında şey olur ya, arada durur işte, tuvalete gidecek olanlar gider, jetonla falan şey yaparsın, içeri girersin. Hani bizde nedir? 50 kuruş 1 lira falandır. Yani aslında burada da 50 cent yazıyor. 50 cent karşılığı 5,5 lira. Yani 5,5 liraya tuvalete falan giriyorsun. Orada bir market gördüm aynı zamanda. Atıştırmalık bir iki bir şey alayım dedim. Buranın tabii para birimi euro. Yani sokakta, bakkalda, her yerde, berberde bile euro geçiyor. O yüzden hani fiyatlar falan hani 1 yazıyor, 2 yazıyor, 0,5 yazıyor. Yani o şekilde ne yazarsa yazsın her şey aşırı pahalı geliyor. Yani şu ucuz dediğimiz Balkan ülkeleri, mesela burası Karadağ, aslında çok ucuz. Yani efsane ucuz. Düşünsene, euro para biriminde maaş alıyorsun ya da euro para biriminde kazanıyorsun. Ve geliyorsun burada en iyi restorana oturuyorsun. 3 yazıyor, 4 yazıyor. Yani 3-4 lira ödediğini düşün. En güzel yerde en güzel şeyleri yiyip içip. Ama işte biz onunla çarpınca acısı da ona katlanıyor bu iş. Şimdi ilk Osmanlı'dan kalma bir iki yapı varmış. Onları görmeye gideyim diyorum. Zaten çok az şey var çünkü İkinci Dünya Savaşı sırasında burası bombalanıyor ve her taraf yerle bir oluyor. Bu tarz böyle eski yapıların hepsi de çöküyor, gidiyor, bitiyor. O yüzden Saat Kulesi, iki cami, bir de Osmanlı Köprüsü var. Osmanlı Köprüsü çok güzelmiş ama o gerçekten hani görülmeye değer bir şey diye tahmin ediyorum. Onları bir görelim, ondan sonra tam merkeze bir gideceğiz. Şimdi burada görüyorsunuz Saat Kulesi'ni. Osmanlılardan kalma ender yapılardan bir tanesiymiş bu. İçine girilmiyor şu anda. Şöyle dışarıdan göstereyim ben size. İçeri şu anda sadece kuşlar girebiliyor. Biz de kuş olmadığımıza göre giremeyiz yani. Şöyle devam edelim biz. Şurada bir restoran var. İsmi Pod Vulat. Kimi görsem burayı önerdi bana. Geleneksel yiyecekleri falan buradaki Podgorica'ya özgü yiyebileceğim yer dedi. En iyi yer dedi. Bu arada şu an merkezde değiliz aslında. Daha böyle farklı arka sokaklardayız. Merkeze buradan sonra gideceğim. Şimdi Stari Varoş Mahallesi'ndeyiz. Bu Stari Varoş Mahallesi'ne girdik. Bu mahallenin özelliği ne? Bu mahalle Osmanlı döneminden kalma çok eski bir mahalle. Ve şu anda tabii biraz yıkık dökük gibi görünüyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda burası çok fena tahrip edilmiş. O yüzden tesadüfi değil yani burada gördüğümüz, göreceğimiz camiler, işte eşmeler falan filan. Çünkü burası Osmanlılar döneminde 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar şehrin, Podgorica'nın çekirdeği görevindeymiş. Ama Osmanlılardan sonra önemini gittikçe yitiriyor. Şurada da böyle bayağı eski görünümlü bir cami var. Yanına gidelim bakalım nasılmış o da. Sokaklar güzelmiş ama ya. Stara Varoş. Bu caminin ismi Osman Agica. Şöyle bakalım içine de açık mı? Paşa Osman Agica tarafından yaptırılan bu cami 2. Dünya Savaşı'nda da ayakta kalmayı başarmış. Yani çünkü çoğu cami ve yani din, ibadet yerleri hep yıkılmıştı o vakitlerde. Çünkü biliyorsunuz komünizm ve onunla birlikte ateizm biraz daha yaygındı. Onun dışında bir de 2014'te burayı TİKA tekrar renove ediyor. Şu burada yazıyor zaten TİKA diye. 2014'te.
Sokaklar merkezdeki sokaklardan çok daha güzelmiş ya. Küçük küçük evler. Bu şekilde her yerde satılık evler görüyorsunuz. Karadağ Avrupa Birliği'ne girmek üzere. 2025'te tahminlere göre Avrupa Birliği'ne girecek Karadağ. En geç o da 2025 deniyor. 2023-24 gibi girebilir. Tabii durum böyle olunca insanlar da buraya yatırım yapmaya çalışıyor. Yatırım yapalım ki hani Avrupa Birliği'ne girdiğinde bizim de burada bir evimiz, arsamız, bir şeyimiz olsun. Ya da şirket açmaya çalışıyorlar. Çok fazla Türk'le tanıştım burada şirket açmaya çalışan. Biraz boş bir vaat gibi. Çok insan burada kandırılmış. Buraya gelen ortalama Türkler neredeyse 80 bin euro, 85 bin euro kadar kaybedip dönüyormuş. Hiçbir şekilde işi bilmeden, hiçbir şey bilmeden gelip hani burada şirket açarız, bir şeyler alırız, vatandaş oluruz. 2 sene sonra da Avrupa Birliği'ne girince serbest dolaşım hakkı falan filan. O işler öyle olmuyor dedi polis bey de. Büyük paralar kaptırıyor Türkler özellikle dedi. Kaptırıyorlar paraları. Dönüyorlar ondan sonra dedi. Kediye bak, sokağa koruyor. Evler, kapılar hep açık. Eski mahalle kültürü var. Seviyorum böyle renkli sokakları ya. Renkli olunca hoşuma gidiyor. Şöyle beyazdan, griden nefret ediyorum ya. Şöyle ne güzel. Baksana. Hep tek katlı, iki katlı. Zenginlik bu bence. Gökdelen değil yani bu. Şimdi de diğer caminin sokağına geldik. Stara Daganska diye bir ismi var bu caminin. İşte bu da Podgorica'nın Osmanlılardan kalma ikinci camisi. Şimdi buradan yola devam edelim. İnşaatta da gördüğünüz gibi Welcome Stara Varoş diyor. Şimdi buradan inersek tarihi bir Osmanlı köprüsüne çıkacak yolumuz. Ve bugün orası gençlerin falan takıldığı bir yer. Bakalım nasıl bir yermiş. Şu herhalde köprü demek. Bu arada nehrin rengi çok güzel ya. İnsanlar yüzmeye başlamış. Yüzülür yani. Şöyle buradan böyle. İşte burada köprü. Çok ama çok güzel ya. Baksanıza şuraya. Sanki böyle çok kırsal bir alandaymışız gibi duruyor da. Şehrin tam kalbindeyiz şu anda. Tam ortasındayız yani. Burası bir Osmanlı köprüsü. Bu köprüye dair iki görüş var. Biri diyor ki burası Roma İmparatorluğu döneminde ilk kez temeli atıldı. Ondan sonra bugün gördüğümüz halde Osmanlılar tarafından yapıldı. Diğer söylentiye göre de burası tamamen Osmanlılar tarafından başlandı ve bitirildi. Hatta o gördüğümüz camiyi yapan Osman Agiç aynı kişi burayı da yapmış. Köprünün ismi Sastavci. Bu akan nehir Rubika. Şuradaki de Moraça. Moraça ile Rubika'nın böyle tam birleşim noktasında bir köprü bu. İnsanlar buraya yüzmeye de geliyormuş yani yazın. Zaten gördük az önce birkaç kişiyi. Çok güzel bir yer ama ya. Şimdi merkeze doğru geçiyorum diyeceğim de her yer merkez zaten. Az önce gördüğünüz o yeşillik, doğa harikası yer de merkezdi. Şimdi yürüdüğüm yerde varacağım yerde. Bir zamanlar night club'mış. Gece kulübüymüş. Tabii artık öyle bir şey kalmadı hayatımızda. Burası ne ya? Tika yazıyor orada. Her yere tika yaptırmış. Anlamadım. Bu Balkanları tika kurmuş gibi duruyor. Ciros. Ciros dedikleri de bizim bildiğimiz dürüm mürüm kebap yani işte. Ciros diyorlar buralarda hep böyle. Şimdi girdik. Buradan artık buradan sonrası tamamen merkez. Şu anda merkezdeyiz.
Şimdi size bir de tam meydanı göstereceğim. Bu mekan akşamları hınca hınç oluyor. Full oluyor çünkü çok ucuza böyle parça pizza falan yapıyorlar. Ve gece açık. Yani geceleri eğlendikten sonra herkes genelde burada bitiyor. Burası da işte tam olarak asıl olayların döndüğü cadde. Şöyle gidelim, sonra buradan böyle dönelim ve tam olarak merkeze ilerleyelim. Bu yolun sonunda da yanlış hatırlamıyorsam ilk geldiğimde tıraş olduğum Yavuz Selim abi var. İrlandalı diye biliniyor kendisi. Buralarda lakabı İrlandalı. Ona bir selam vereyim geçerken. Aynen öyle. Doğru yer. Abi nasılsın? Selamlar. Podgorica defterini kapatıyorum. Her zaman beklerim. Mekanı biliyorum. Evet. Evet. Herkes bana Serdar veya İrlandalı der. İrlandalı? İrlandalı. Yani İrlandalı dedik mi burada? İrlandalı sana getirirler değil mi? Bu ülkenin neresine gidersen git herkes bilir. Çay içer misin? Çay içer misin? Eyvallah abi. Sağ olasın. Ben yavaştan kaçayım. Salih. Salih dediğin ha. Bayağı Salih. Ha. Aynen. İrlandalı. İrlanda'daki ismin miydi? Benim, bana herkes Salih der. Normal benim full ismim Yavuz Selim. Salih nereden ha. geldi peki? Yavuz yani Selim'in kısaltılışı o. He, Selim'in kısaltılışı. Yani, şimdi İrlanda'da örneğin benim eşimin ismi Gronja Gillespie Yıldırım. Herkes ona Gro der. Ondan sonra ebi eşimin ismi Kertin Mopi Yıldırım. Herkes ona Kert der. Ebi eşimin ismi Nikola... Nikola Morosi, Yıldırım. Hangi eşinin ismi ne değil? Sen onun üzerinden Burası Barlar Sokağı değil mi? Abi, ben mi yanlış sokağı. Gördüm? Buralar bayağı bir kalabalık oldu. He, öyle mi? Bu gelen de bizim Serdar abi. Yani burası Barlar böyle sokağı. Komple Barlar Sokağı. Komple buranın en işlek, en işlek caddesi. Caddesi burası. Evet. O hani Beyoğlu Türkiye'yi tam bilmem de. Aynen. Beyoğlu, burası Serdar Merhaba. Abi. Merhaba. Merhaba abi, nasılsın? Dede deriz abi. Yanlış anlamamışım. Evet, burası Barlar Sokağı tam olarak. Bütün barlar burada. Bütün barlar burada. Buranın zaten buraya genellikle gençler tak. Burada şu anda Covid ile ilgili bir kısıtlama da yok. Vallahi ben geldiğimden beri bir 3 ay vardı. Aha. İlk çıktığı dönemde. Ama son 5 aydır öyle bir yok. Hiçbir şey yok gibi. Bakkala giriyorum. Hani herhangi bir şopa giriyorum. Maske takıyorum ama barlarda ben görmedim. Hiçbir şey yok, ben de görmedim. Ben görmedim. Aynen. Zaten bu ülkede de öyle bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Bitirmiş bunlar çünkü herkes olmuş neredeyse. Herkes olmuş, geçirmiş, atlatmış. Yok abi, ben berberim. Ben yakalamadım ama az da çay içtiğim için ondan dolayı yakalamadım. Abi. Görüşürüz abi, kendine çok iyi bak. Kardeş, teşekkür ederim. Artık belki bir gün İrlanda'da görüşürüz ya. Hiç belli abi, olmaz. Benim sağım solum belli olmaz. Abi, benim de öyle işte. Meksika'da denk geliriz. Aynen öyle. İrlanda'da denk geliriz. Hani sen gezicisin, ben kırığım. Estağfurullah. Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz kendine kardeşim. Çok iyi bak. Hayırlı işler. Kendine iyi bak. Eyvallah. Şimdi şöyle karşı kaldırımdan devam edelim. Karşıdaki mekanın ismi Titograd. Buranın eski ismi Titograd. Yani tahmin edebilirsiniz, Josef Tito zamanında, yani Yugoslavya zamanındaki ismi buranın Titograd. Şurası da Türklerin kaktüs bar. Şimdi tam olarak meydana geldik. Burası Slobodan meydanı olarak geçiyor. İleride köşede çantayla bekleyen adamlar var. Onlar para bozuyor. Yani euroya çeviriyor paranızı. En iyi oranı da onlar veriyor. Şimdi onlardan birine gideceğim ve cebimdeki son 50 doları bozduracağım. Böyle şu köşede gördüğünüz çantalı dayılar. 50 dolar. Maç. Şöyle paraları görüyorsunuz. Şöyle 40 euro. Burada da Covid aşısı yapıyorlar galiba. This is for COVID vaccination? Yes. Is foreigners? No, only for Montenegrin citizens. Only for Montenegrin. Yes. You can pay for vaccinations yes. as a foreigner? For foreigner is the sports center Morochov.
in that sports. Place, that okay. place is free for... It's free? Yes. So I can choose Pfizer, other ones? The vaccine is AstraZeneca and Sinopharm. You can choose... And I can just go and take it? Yes. That's it. I don't need registration. All you need is your ID documents. Okay, thank you so much. Have a nice day. Sırbistan'da içeri girip aşı olduğun yerlere benzettim ki öyleymiş aslında ama sadece Karadağ vatandaşları için yapıyorlarmış buradakini. Ama söylediğine göre biraz ileride bir spor merkezi var. Yabancılara da ücretsiz olarak orada yapıyorlarmış. Hiçbir kayda da gerek yok. Yani başkentin meydanını görüyorsunuz. Yani nasıl bomboş değil mi? İnsan yok resmen. Çok böyle sakin bir yer ya. Burası böyle hayatımda gördüğüm en sakin başkent olabilir. Burası da benim en sevdiğim kafe. Tabii girelim içeri. Şimdi oturdum ve size bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi bu kahveyi görüyorsunuz. Çok merkezi bir yerdeyiz. Güzel bir yerde oturuyorum. Fiyata bakalım. 1 lira. Bu kahve 1 lira. Olsaydı hepimiz çok sevinirdik. Ancak bu kahve aslında 1 lira burası için. 1 euro. Yani aslında ya düşünsenize ya Almanya'dan geldiğinizi. 1 lira veriyorsunuz şuraya. Şu kahve için 1 lira verip gidiyorsunuz. Biz 10'la çarpalım bunu. 10 lira veriyoruz. Şöyle göstereyim size. İşte şu 1. 1 ya. Şunu veriyorsun, o kahveyi içiyorsun. 1 TL olduğunu düşünün ya. Ama bize 10,5 şiş cevap. Burası da benim favorim. Neden favorim? Çünkü 1.80 bulabileceğiniz en ucuz yer. Hello. Hay, zdravo. Bu şekilde. Bu benim favorim. Şiş cevap. 1.80 euro. 1.80 ne? Hiçbir şey bulamazsınız başka. Şöyle gördüğünüz gibi bir şey. Normalde bugün Podgorica'daki son günüm. Arkamdaki çantalardan anlayabilirsiniz. Ne yapacaktım? Planım şöyleydi. Hatta noktayı bile belirlemiştim. Otostopa çıkacaktım ve Budva'ya gidecektim bugün. Zaten hani kısa bir yol. 2 saatlik falan. Otostopla en fazla 2 araba değiştiririm diye tahmin ettim. Ama burada Marienplatz diye böyle çok güzel, enteresan bir yer. Sizin de görmenizi isteyeceğim ilginç bir yerden ağırlanma teklifi aldım ve şu an oraya gidiyorum. Ama yine de Podgorica'da maksimum 2 gün daha kalacağım. Aynı zamanda biraz da yağmur yağıyor. Yani yağmur yağıyorken de Budva'ya gitmemiş olurum dedim. Şimdi sokağa geldik. Şu gördüğünüz yerde konaklayacağım. Sarı bina. İçeriği göstereceğim şimdi size. Aynı zamanda da buranın bir de barı var. Bu şekilde. Burayı da göstereceğim sonra daha detaylı olarak. Bira çılgınlığı bir otel burası. Bu şekilde bira ile ilgili özlü sözler var. Sözler var işte. Alkol gönder butonuna basma olasılığınızı %89 oranında yükseltir diyor mesela burada. Viking savaşçıları öldükten sonra Valhalla'da birayla ödüllendirilmiş. Burada diyor ki dünyanın 0.7 oranlık nüfusu herhangi bir zamanda sarhoş. Bu da 50 milyon insan yapıyor. Ben sandığın kadar sarhoş değilim. Biranın kelime karşılığını yazmışlar burada. Diyor ki diğer insanları daha ilginç kılar. Sarhoş adam asla yalan söylemez. Neyse buradan odalara gidiyoruz. Burada da ilginç bir olay var. Her odaya bir isim vermişler. Mesela burası bir numaralı oda. Drunk Playroom diyor. 2 numaralı oda mesela burası. Bira odası yazmış. 3 numaralı oda. Annen bir alkolik. Mutlu küçük alkolik. Burası da benim odam. 4 numara. Bir de odayı göstereyim ben size şimdi. Çok böyle güzel bir stili var bu odanın ya. Ve şimdi akşam olduğunda hava karardığında şuradaki ışığı yakacağım. Bayağı enteresan bir ortam oluşuyor burada. Motivasyonel yazılar var. Cesur ol, okla şurayı gösteriyor.
Eğer hayal edebiliyorsan yapabilirsin. Tüm ihtiyacın olan sevgi ve pasaport. Burada da muhteşem balkon. Şimdi Marian Platz'ta çalışan bir arkadaşla birlikteyiz. Burayı size en güzel o anlatacaktır. Merhaba. Merhaba. How are you? I'm fine, thank you. Thank you. My name is Yubita. What are you doing here in Marian Platz? Well, in Marian Platz, I'm working like a waitress. And I work here during summertime. Which country citizens come here mostly? Well, I think from all around the world. We have like people from China, from France, from Italy. So not many Turkish come here or? Well, yes. In the last time, yes. Yeah. A lot of Turkish come here. Yeah, I think the most of them also lives here. What does Marienplatz mean? Marienplatz is a square in Munich. In Podgorica, have different bars as well. Yes, we have like a chain of bars here. What kind of services do you have here? Italian food, like pizzas. Spanish food like tortillas. German food. We have like sausages, beers. But also we have our traditional food. Main drink is beer, I assume. Yes, a lot of people come here just to drink a beer. So this is also the main socializing place for Podgorica youth, right? Yes, well, yes. I would like to ask you also about the best thing in Podgorica. We have a lot of rivers. We have a lake. Here. Yeah, I went there, it's beautiful actually. Yes, yes. And also there are some bridges. Old bridges. Yes, it's very beautiful. Yeah. Also, if you are into a nightlife, here we have a lot of bars and nightclubs. I think main thing here for young people, but also for adults. Also, the worst thing about Podgorica, what do you say? You are from Podgorica, right? Yes, yes, so I am, but... I don't think you would say anything bad about your city, but just imagine something that you don't like about your city. This city is a little bit polluted. Crazy drivers, traffic. We have a lot of homeless people. Burası da işte gençlerin sosyalleştiği, takıldığı yer. Çok güzel bir yer ya burası. Gerçekten kendine ait böyle bir konsepti var. Burada da yine dışarı kısmı. Benim en sevdiğim kısım burası. Çünkü arka tarafta çok gürültü oluyor. İçerisi karanlık biraz benim için. Burası böyle harika bir yer ya. Bu arada Türk restoranı dediğimiz yerde karşı taraf. Şimdi menüde görüyorsunuz. Şu şekilde pizzalar var. Ama buranın asıl özel pizzasını denemeyi düşünüyorum ben şimdi. Marian Platz pizza diye. Bu biralı bir pizza. Bayağı merak ediyorum şu an nasıl bir şey olacak. Şimdi bira pizzası geldi. Bu pizzanın üstünde muhtemelen bira var. Burada da buranın özel bir sosu, sushi sosuymuş bu da. Bunun içinde mayonez, nane falan böyle de biraz rence benzer bir sos ama değil. Yasın. Pisi, как se zoveš? Mira Bošković. Slaven. Pisi Mira ili Mia? Mira. Mia? Mira. A. Imaš li društvene mreže? Ne. Svadar mi? Da. Ne yapıyorsun? Fazla çekemedim de az önce Çeşme başındaki muhabbete biraz şahit oldunuz bilmiyorum. Anlamamıştınızdır. Ben de anlamadım ama olay şu. Biri bana selam verdi. Çeşmeye tam giderken. Çeşmeyi çekecektim. Gösterecektim size. Adam selam verdi. Selamlaştık, konuştuk falan. Böyle sıcakkanlı, cana yakın bir insandı. Böyle hani belli yani. Yabancı gördüğümü sohbet eden bir tip. Muhabbet ederken oraya işte o kız geldi. Ondan sonra onlar konuşmaya başladı falan. Enteresan bir şekilde beraber ayrıldılar o zaman. Çözemedim olayı. Beni mi kopardılar anlamadım ki. Şimdi bir de akşam bakalım neler oluyor Podgorica'da. Burada hiç akşam çıkmadık. Şöyle bir sokakta yürüyeyim size de göstereyim. Bu yürüyeceğimiz cadde Gündüz
Yavuz Selim abinin, İrlandalı abinin bahsettiği cadde burası. Ama bugün pazar olduğu için biraz daha yoğun değilmiş yani burası. O yüzden biraz daha yine de kalabalık. Şekilde. Just go around. İnanılmaz kalabalık burası. Görüyorsunuz sokağı. Odanın geceki hali. Gündüz gösterememiştim. Şu dünyaya barış ve huzur getirmeyi amaçlayan bir yazı. Podgorica'nın son sabahındayım. Kotor'a doğru gidiyorum bugün ve sağlam bir yürüyüşüm var. Bir saat kadar ağırlıklarla, çantalarla. Böyle bir şey geldi. 4 tane yumurta sarısından yapılmış bu omlet. Bu kadar çok sebze var ki içinde. Beyaz peynirler. Bu da sushi sos. Buranın özel sosu. Bu beni bir saat değil 10 saat yürütür ya. Bugün Podgorica'dan ayrılıyorum. Ve Kotor'a gidiyorum. Heyecanlıyım bugün çünkü yani Kotor'u çok uzun süredir merak ediyordum. Ve aynı zamanda deniz kıyısı olduğu için de ayrıca heyecanlıyım şu anda. Dediğim ise çuva ise. Ciao.